O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimovning yonida kimlar bor edi? Islom Karimovning noto'g'ri xatti-harakatlariga yoki Islom Karimov bergan buyruqlarga ba'zan bo'ysunmagan Ismoil Hakimov Jo'rabekov o'zi xolaganday uning ijrosini ta'minlagan degan gaplar yuradi. Bu gaplarga oydinlik kiritish uchun o'sha paytda Islom Karimovning huquqiy masalalar bo'yicha maslahatchi bo'lib ishlagan isfodagi general-mayor O'tkir Komilovning ayrim mulohazalarini birgalikda tinglaymiz. Ismoil Hakimovich Jo'rabekov millatimizni ko'zgusi deb bilaman. Bunday insonlar 100 yilda bitta tug'iladi. Davlat va jamoat arboblari respublikamizda ko'p bo'lgan. Lekin bu insonga o'xshaganlar juda kamdan kam. Men bitta misol to'g'risida tariqasida masalaga aytmoqchiman. Bu 97 yilda men Milliy xavfsizlik xizmatini birinchi muavini bo'lganman. Mana shunda Afg'oniston chegarasidan Talibonlar o'tgali qochoqlar bizning respublikamizga Qaratog' ko'prigi orqali o'taman degan shunaqa xavf tug'ildi. Shunda Jo'rabekov boshchiligida bizni o'sha Qaratog'ga yuborishdi. Endi Qaratog'ni mostini mustahkamladik. Keyin uni Amudaryoni atrofini hammasini haligi bizni askarlar bilan haligi hech kim o'tmaydigan qilib qo'ydik o'sha yerda. Ha, to'sib qo'ydik o'sha. Endi shu paytda prezident telefon qilib Jo'rabekov ketdiligi portlatasanlardilar. Ko'prini portlatasanlardi. Bu yerga hech kim o'tish kerak emas dedi. Endi Ismoil ketdiligi endi juda o'tdi mahkamladik. Mostni umuman hech kim pasha o'tmaydi yoqib tashladik. O'tdi Amudaryo farvatr bo'yicha hamma tegishli kuchlilik haligi xavfsizlik masalalari bo'yicha chora-tadbirni ko'rdik deb aytdilar. Shuning uchun portlash shart emas deb aytdilar. Shunda haligi prezident endi men haligi familiyasini otini lavozimini aytmayman. Shu yerda bitta vazirlardan bittasi telefonni oldi, telefonni prezident so'radi bellarimga. Telefonni olib unga hali topshiriq bo'ldi. Portlatasanlar desa, yes, tovarish komandachi zarvat moz dedi. Shunda Ismoil aka aytdilarki, yo shoshilmalaring. Men turibman, men bu yerda rahbarman. Men o'zim prezident bilan borib gaplashaman. Endi o'sha yerda Inoyat Rustam Rasulovich ham lekin ma'qulladi. Jo'rabekov yonini oldi, biz hammamiz yonida olib turdik. Shu bilan haligi Ismoil aka bordilar, prezidentni oldiga borib, o'shani hammasini tushuntirdilar. Tushuntirish paytida aytdilarki, endi bu O'rta Osiyoda temir yo'l birinchi mashinaqa ko'prik. Temir yo'l o'tadigan ko'prik. Bunaqa inshoot bironta na Tojikistonda, na Turkmanistonda, na boshqa Qozog'istonda bunaqa ko'priklar yo'q edi. Shuning uchun buni saqlab qolmasa bo'lardi, bo'lmasdi deb aytdilar. Ikkinchi masala Ismoil aka aytdilarki, prezidentga bu dili haligi butun dunyo sirasi massiv informatsiyalari jamoatchiligi buni qanaqangidir noto'g'ri baho beradi bunga. Shuning uchun bizani O'zbekistonni obro'si manimcha sal obro'siga haligi fitr yetqazish mumkin dedilar. Degandan keyin shuning uchun Ismoil aka aytdilarki, endi bir qoshiq qonimdan kechasi mashaqa portlatmadim. Lekin hamma chora tadbirlarni ko'rdik, birontasi bu yoqqa o'tgani yo'q. Degandan keyin prezident ularni yelkasidan qoqib, quchoqlab, rahmat deb
akıllı çıkar organlar. Karşısızlığı meseleleri bu işe hem İsmail Eken'e nihayet de bir kıyas hizmetleri kattı. Şimdi İsmail Eken'e şimdi bütün Respublika tanıdı. Bana bir gün İsmail Eken'le Angren tarafı yürüdük. Angren tarafı yürüyende yolda bir taruz satarken eken. İsmail Eken bir taruz ile çankat edildi. Şunu da taruz satarken adamlarını aldı ki bari taruz olsak haliyle İsmail Eken'i tanıp kaldı. Bizden tanımaydı İsmail Eken'i. Vay cöre bekle İsmail Eken geldiler. O bu taruzu yakışırdan tanıdıların. O bu pulun olmaların. İsmail Eken yok dediler. Ha, mazike pulunu veriyorum. Demek ki ben ki adli halkam İsmail Eken'i bilerdi. İzazları da yakış görürdü İsmail Eken'i. Bir sual yerim. Ben bir şey sual yerim. Siz dedim. Şarap Raşid'i payda diyeyim dedim. İşte biz mahsul lazım dedim. Osman Hoca'yı, Nişan'ı, Karim'i var. Şavkat Mıramanacı ve yaş kuracısınız. Hemen bir şey geliyorsunuz. O arada kaç adamın lazımlı gitti, kaç az kamarı gitti. Lakin görevi yıkıp hemen bundan girişim şey yaptı. Bunu sıra ne var dedim. Çünkü sizge benim hoşuma. Hani de yakın o adam hem mevla girişim şeydi. Ya, kanaka faziletler bu şunu. Yani bir söz bulam etken de her bir tarafa yakışı mutakas gerek. Yakışı insan gerek. Yakışı fıdayı adam gerek. Yakışı vatanperver insan gerek. Her bir de insan gerek. Şunun için bu İsmail Eke o da küçülü mutakasıdırlar. Hem soğuk özellikleri bu, hem kışlak özellik sokaları bu için. Şunun için bu adam harkatta alıge ne zemini midir midir ustalı da harkatta o şapette ne zemini mi adı insan bu kadar. Almaşa edilen. Burun basalım ve geç. Ha, kegin uzun fikri iyi ki adam bu kadar bir. Uzun fikrini kapı ettiği torardı da. Bu bırakamaz bunu da. Ha. Yok şuna sağol verdim. Ne için İslam Abdülhanemiş siz lavazımda apta şartladın. Bu şey dediler ki bunlara karimat faylık ettim ben. Üç madde kırdım. Şimdi sen ne mişe edilendi ki aracı yazı verdim dediler. Sınma da öyleyse, bu çekildi kişi davranıyor. Şimdi, onun sebebi, halkatta İsmail Eken de doğru etken bazalı göre, bir iki tane arşa gerileşken de ki, İsmail Eken gerileşmelerin diyen cöyleri bugün. Bir iki de Prezident Münas Sporlaşken cöyleri bugün. Şimdi Prezident Münas Sporlaşken kopçilikki yok muydu? Ben Sporlaşken ben kopunç. Lakin İsmail Eken hakikat kopunca etkiler. Şimdi bilmedim, raşkı geldiler mi? Sonuma bir yanı hiç. Benim önümde dava gardıken, ama fikir bugün boşum. Ha, belki boşu raşk gidiyken, boşu mümkün. Ne kadar ne kadar obroları kattıydı Respublika'da, İsmail Eken. Şunun için Şuan'a geldi ismi. İslam Karim'i kanakayın gidiyor, şüphamına kara geldi. Ne? Kegin o şapayette eserde de bozuk kop işsiz yurdana. İşsiz yurgenlerden kegin Mali Devlet Masakatçısı bugünümdeki 99. yılda. Kegin 2000. yıl başları da Prezident İslam Karim'i manı aldığı Devlet Masakatçısı Rahmanlı Temur Azamiş Alimif'i çakırdılar. Çakırdılar. Man dediler kışlak hocalığı, soğuk hocalığı meseleleri bu işe Maşit'e bitti devlet masakatçısı lavazım kırdı ama. Bizlere de birinci menge soğuk verdiler. Kanaka takilfim vardılar. Sonra geldim. Öyle bir ki İsmail Hakim işte dedim. Bu sokağını zor bile diyen insan yok dedi. Prezident buranın da soğuk vermedi. Çakır dedi. Çakırıp prezident kovup kurup şüphetti 70 yaşları mı değil mi? O şüphetti haliye kopçiliği haliye İslam'a giden haliye kanakın gitti. Töz İsmail Hakim işten işten ketkerlerden ki uzun apkaç bir yerle cüdü kop oldu. Lekin kabinetki oturgenlerden ki ben şu Narsan'a vakıf oldum ki açırdı bu gitti aldın ki kaç bir yerleyem uzun apkaç bir yerleyem Oçerit bu kette kırıp tabirleşke. Başka kakayatla bu. Bu kadar ki nege biz adamlarımızda, mentalitetimizde şu narsa var.
bir adam lavazımda kesse hemen kaçamız. Kirendeki yine yığılıp kirip yine sizi yaşlıydı tabirleyelim. Sebabını mı da öyleyiz? Neyse biz adamlarımız, mazhablarımız... Milletimizin hepsi şuna kadar bu değişikliği yani. Ayrı amadollarımız var. Amadollarımızın içi de var. Lekin adli halkımız içi de buna kadar pahta koyduk yerler yok. Kendinden gel. Lekin pahta koyuşu yakış koyardınız ama gel. Sorsun ya çıkar. Yaş kadar. Çünkü İsmail Eke o şiddetteki en rahbar olup kançıdan kançı haliki milletimizi o şiddetteki en kereli kışla hocalı sakası boyunca uzlarını bütün kuvvetini ayamazdan keşesiymişlerdi. Samunat Tuğçu barardık buraya geliyor dedi. Hamma joyda haligimda abid qilish ham yo'q edi. Abid qo'yotganimizda hamma vazirlar o'tirardi. Shu o'tirardilar, bir pelicha, bir pelni non yerdilardi, ketdik dedilardi, biz ovqat yeyolmas edik. Keyin oxirida shuni bilib qoldik-da, oldinroq borib o'tirib ovqat yeyolardik deb, bo'lik kelganlardan keyin hammamiz hali bilardik ularni mashaq qilishlarini. Tayyor bo'lib turardi kelgan. Avvalan bar yuragi toza insonlarchi ko'p yashaydi. Kasal bo'lmaydi. Bu odam yuragi toza. Xalqimizni mayitdim-ku ko'zgulardan biri. Endi bizada aytdim-ku hali mana davlat jamoat arboblari juda ko'p bo'lgan. Lekin bu odam umuman boshqacha. Bir kun menga keldilar-da, meni prokuratura chaqiribdi, men bir so'roq qilib, menga juda bir Davlini ham oshib ketdi, o'tkirjon mana 210 qarab turingiz, harqatda o'zim guvoh bo'ldim, 210 ga chiqib ketdi davlini. Qon bosimi chiqib ketdi. Men keyin haligi oldingi prokurorimdan ham kelgan anaqaga yetdim. Yurgalisevich Kranyov bor edi, prezident yordamchisi. Bo'lmasa mana pensiya dedim. Yurgalisevich ketdimki, uni bo'ldim, 210 yasam zvedetel dedim. Davlini povishayotsa dedim. Endi yemagan somsa keldim. Yurgalisevich dedim, mana shunaqa yozibdilar u bu. Desam, ular keyin menga dedi, kechqurun telefon qildilar-da, yadalajil dedilar. Что у него давление dedilar. Все нормально dedilar. Все нормально dedilar. И shundan keyin Slovakiyani tinch qo'yishdi. Nima uchun u kishiga qanaqa ayb qo'yishdi o'shanda? Endi bilasiz-ku Usmon aka endi haligi rahbar bo'lgandan keyin har bitta hujjatlarga hech qanaqangidir haligi bir anaqa o'zbek tilida nima desa bo'ladi g'ayrli emas haligi bir nimani haligi anaqa qilmasdan ta'ma qilmasdan положительный решение degan joyga qo'l qo'yib berardilar qo'rqmasdan nimaga deganda o'sha narsa bilan bir xilla bir xil rahbarlar uni bir oy ikki oy cho'zadigan narsani buni birpas qo'yib beradi. O'sha bo'lmagan narsalar. Men o'zim keyin qarab chiqdim. O'shani haligi sen o'sha qilding, u bu qilding deb bir ikkita faktlarni hali ko'rsatib, mana shu bo'yicha javob berasan deb so'rovni qilib urishgan ular. O'sha prokuratura chaqirib so'roq qo'yib, xullas kelan mana shu bitta narsani aytish kerak, Shavkat Miromonovich prezidentimizni otasiga rahmat. Shu odam kelgandan keyin tazyiqqa uchragan insonlar o'sha Karimov davridagilar. Hozir hammasiga e'tibor berilyapti. Insonlar har kuni duo qilyapti prezidentimiz. Islom Karimovning buyruqlarini bajarmagan va aytish kerakki, qisman yolg'on gapirgan bo'lsa ham tabiatimizdagi musaffoligini saqlab qolishga va tog'larimiz hududidagi o'ta bizning hayotimizga, poytaxtimiz aholisining hayotiga foydali bo'lgan archazorlarni kesib tashlash bilan bog'liq buyrug'ini bajarmagan davlat maslahatchisi O'tkir Komilov Islom Karimovga yolg'on ma'lumot bergan ekan yoki uning yolg'on ma'lumotidan Islom Karimov qattiq jazavaga tushganmikan degan savollarni ham eshitganmiz. Lekin ana shunday murakkab jarayondan keyin O'tkir Komilovga nisbatan Islom Karimov qanaqa chora qo'llagan edi? 2000-yil yili prezident farmoyishi bilan mana haligi antiterroristik shtabiga rahbar qilib qo'ydilar.
Oşa rahbar koygellerden kegin sohbezi yığılışını çakırdılar. Oşa sohbezi yığılışı da hamması durup özürden açet verişti. Açet bergendeki gün bitti vazir durup etti ki bize dedi ulamlam tereslamla kureş kıyım bu attı sana ki. Ne mege kıyım bu attı digende her bitti erçe, her bitti derakite gidi tağda ula bekinip ulanı cüde bırak. Kaş ulanı yok kılış hali gece de kıyım bu attı sana ki digende bana durgazdılar. Senge dediler, iki o dediler müddet. Bütün tağdaki maaşı erçelerini, hamma darahlarını yok kılacaklar, kespeş ezerlerdi. Hani o şimdi maaşı tağladık, hamasını kespeş ezerlerdi. Mayıldı ne madırdım, hobola dedim, de çıktık. Onu buna da darahı kesmedik. Kegen gidiyordu bir yarım ağıt kendiyken birisini çakırdılar. Yani sohbeti yıkılışı oldu. Sohbeti yıkılışı da hamasa açıp verip ki bana açıp verdim onu yok kıldık, Mahmut Erez İslam'ı yok kıldık, bu bakıldık dedim de yakışık cevap verdim. Cevap verirken de arşanı mı kıldılar şimdi? Sonra geldim, yarmasını kesmeye çalıştı dedim. Peki bir tane daha kesilmeye. Ne mi dedi kesilmedi, koyan dedi. Dedi ki yani bitti vazır bu arada, vazırdan söylediler. Ne oldu? Kestiler mi? Daralan dedi. Bu vazır durup, bir de daha hem kesilmedi ise böyledi. Maharam, prizim, hangi şunu da karadı. O kırıp karadı ki indemedi, keç kurum mu aldı ki kirdim hücretlerimle dedi. Ama hücretlerini kokuydu, o bokulup, yalaş kıldım dedi ki gün, sonra geldim, bir koşuk, bir koşuk önümüzden geçeceğiz dedim. Bunu dedim, kımakamın sebebini edeyim mi dedim. Birinciden dedim, bu ekoloji büzülüşü hafı borakken dedim. Uttu dedim, kızıl kitapki yazılırken kanca hayvanla borakken dedim. Bu bir. İkinciden dedim, bu Toşken vilayette Toşkenli upkesiyken dedim. Şimdi ekoloji dedim, Ali Rasva böyledi İslam'a geldi. Havanı güzel de Toşken havası. Üçüncüden dedim İslam'a geldi. Bütün cihan, Ali jurnalistleri, bütün cihan aklı, rahbarları hamması dedim. Dedim, benim şey icabı karamıydı. Üstümüzden kuledi İslam'a geldi doğrusunu etsem. Dedim, Bob dedi, yür dedi. Peki yine Ali Gül özünü demaladın o hanesiye girdi diye. Bu Türkiye'de kendimle bence piyeliği tuldurup kendine koydu. Mayıttım ki iç dedi. İslam'a geldim, uziz dedim. Uzgi koymuş mu dedim. Ya poşan aldı oturup sen iç dedi. Şet de içtim de. Kekim o şetten çık gittim.